Ökkeş Bey merhaba tekrar. Umarım sesimiz sağlıklı ulaşacak bu sefer. İyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor mu acaba? Sesim geliyor mu acaba? Ha, Peki. Alabildiğiniz kadar şimdi Hayır, sesinizi yok. Almaya çalışacağım. Şimdi Ökkeş Bey, enkaz sizde yaşanmadı. Öyle yıkılmış binaları görmedik. Can kaybınız da yok. Siz belediye başkanı olarak neyi başardınız orada? Zihniyetinizi anlatır mısınız? Evet. Yani şu şekilde söyleyeyim. Öncelikle demin de ifade ettim. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Bu yayınlara sürekli katılmaktan belki insanlar beni yanlış anlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü işte kendi reklamını yapıyor tarzında eleştiriler alıyorum bazen. Bu anlamda benim bu şekilde herhangi bir şeye ihtiyacım yok. Zaten siz boş verin onları. Yani siz bize mucizeyi anlatın. Sizin yaptığınız zihniyeti anlatın Sayın Başkan. Ben onu istiyorum sizden. Evet. Anlıyorum. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Biz Erzin'de az hasarlı, orta hasarlı, çok az da ağır hasarlı binalarımız var ama bunların sayısı çok fazla değil. Enkaz altında kalıp can veren herhangi bir başımız olmadı ve yaramız olmadı. Bu bizi çok sevindiriyor ama tabii ki bu sevincimiz Türkiye'de yaşanan bu felaketin boyutları nedeniyle maalesef yarım kalıyor. Benim de hep gönlüm o tarafta ve insanlara evet. yardım etmek için kaç günlerden beri çalışıyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben evet. aslında bugün çok yoğun şekilde bu konu gelince ben de kendimi doğru hissetmek adına bu yayınlara bağlanıyorum. Ama çok da mutlu değilim açıkçası. Bu benim tek başıma yaptığım bir şey değil. Bakın sanki 4 önce başladığım bir dönem. Ben de dönemimden sorumluyum ve kendi dönemimde yaptıklarımı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ve daha önce de yapılanlar vardı mutlaka diğer belediye başkanlarımız üzerinde de. Tabii. Ama Erzurum'un hem yapılanlar, belediyenin yaptıkları hem jeolojik belki özellikleri, belki işte vatandaşların tutumları, tek katlı yapıların çoğunlukta olması, en fazla biz de Erzurum'da 6 kata izin veriyoruz. Onlarda da olmadı. Onlarda patlak çatlak tarzında bazı şeyler var ama öyle hayal edecek şeyler olmaz. Çünkü yeni oklik depremden bahsediyoruz. 2 tane. Ve bütün ilçelerde bulurken bizim ilçemizde olmadı. %100 bu işi çok mu doğru yaptık? Bizim de mutlaka eksiklerimiz var. O hasar alan binalar neden hasar aldı? Onları bizim de incelememiz ve kendi önümüze şartlarımızı bizlerin de koyması gerekiyor. Ben bu anlamda biz süperiz, çok iyiyiz demiyoruz. Çünkü bu birçok ayaktan oluşuyor. Yani yapı denetim ayağı var, belediye ayağı var, işte çevre şehircilik ayağı var. Birçok ayaktan oluştuğu için herkesin kendine çeki düzen vermesi gerekiyor ve vatandaşın ve devletin bir beyin yani zihniyet devrimine ihtiyacı olduğunu vurgulamak için aslında bu yayınlara katılıyorum. Çünkü kendi belediye başkanlığı döneminde de çok şeylerle karşılaşıyoruz. Vatandaşın belediyeden, belediye başkanından biz seni seçtik artık işte bizi görme, bizim yaptıklarımızı görme tarzında anlayışlarıyla karşılaşıyoruz. Bu sadece benim de tüm belediye başkanlarının karşılaştığı bir şey. Ve bu işin siyaset siyaset tarafı yani siyaset bu işten elini eteğini çekmediği müddetçe bunlarla karşılaşacağız. Ben çok iyi yaptım, diğerleri kötü yaptı anlamında söylemiyorum. Ben kendi anlayışımla şey yapıyorum. Ben tabii. Bu anlamda sizin kendi döneminde asıl mesleğiniz ne Sayın Başkan? Ben avukatım. Avukatlık Avukatsınız. Yapıyorum. Evet. Şimdi mesela bu anlamda kendimi buyurun. Bu anlamda kendim mücadelemi anlattım ben aslında. Kaçak yapıyla mücadele ettiğimi, bunda insanların nasıl tepki verdiğini, bu nedenle daha ileride neler yapılması gerektiğini. Çünkü insanlar hep belediyeden bir şey bekliyor. Tolerans bekliyorlar yani. Tolerans bekliyor. O yüzden ben bu göstermemeye çalıştım. İnsanlar kırılsa da, darılsa da ben hukukun gerektirdiğini yapmaya çalışıyorum. Kaçak binalar da yaptılar buna rağmen. Maalesef bir şekilde halk yıktınız mı onları? İmar affı yıkamadık. Yani bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. Gerekli işlemleri yaptık. Savcılığa başvurduk. Çünkü burada ben bunları ifade etmeye çalışıyorum. Bunları düzeltmemiz lazım. Yani biz belediye başkanları olarak yaptığımız bütün binaları yıkmaya çalıştığınızda bütün halkla karşı karşıya getiriliyorsunuz. Bunu yapmak gerçekten
kolay değil. O cesaretin olmamasından falan değil yani. Ciddi anlamda buralarda sıkıntılar. Ben diyorum belediyenin de elinden alsınlar bu yetkileri. Yani yıkacaksa devlet, yani bunları yıkacaksa ama devletin hep burada irade gösterip vatandaşın artık ben kaçak yapı yaparsam, düzgün yapı yapmazsam bu binalar yıkılacaktır deyip bunları artık böyle umudunu kesmesi lazım. Diğer yandan ruhsatlı binalarımızda da sorunlar var mı? Onlarda da var, evet. Onlarda da var. Belki bizim de eksikliklerimiz vardır. Ama ben bunları işte gündeme getirerek bizler de kendimizi düzeltelim, eksiklerimizi tamamlayalım. Sayın Başkan, bakın Sayın Başkan, bakın evet. O kadar mütevazi bir insansınız ki bir binanız bile yıkılmamış ilçede, bir vatandaşınız bile, bir yurttaşınız bile hayatını kaybetmemiş, hala eksiklerim var diyorsunuz ya. Helal olsun size. Var. Bakın jeolojik etütlerimiz biz çok süper kontrol ediyoruz. Elimizden geldiğince yapıyoruz ama teknik eksikliklerimiz nedeniyle belki yeterince yapmıyoruz. Veyahut da depremi biz bile çok öncelemiyoruz belki de. Yani onun için hepimizin dedim ben. Sadece herkesi suçlamak veyahut da siyaset yapmak için söylemiyorum. Bu statik hesaplarında eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Denetim sistemi, yapı denetim sisteminde eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Ama bunda devletin ve belediyelerin ortak bir irade ortaya koyması lazım. Bu benim tek başıma Erzincan Belediyesi olarak yapabileceğim bir şey değil yani. Tabii. Bu sadece peki, ben bir bu arada damla bir şey sorabilir miyim? Bir şey merak ettiğim bir şey var. Evet. Depremden önce böyle size serzenişte bulunan, ya başkan bizim yeri de mühürledin ettin bak yıkıyor musun filan, böyle size selam yani vermeyen, size küsenler filan oluyor muydu? Bunu çok açıklıkla ifade ettim. Oldu yani, küsenler oluyor, işte kızanlar oldu. Artık işte sen gelecek seçimlerde işte görüşürüz tarzında söyleyenler, hepsi oldu yani. Bunlar her belediye başkanı yaşıyor bunlar. Saklanan şeyler değil yani. Onun için diyorum burada bir zihniyet devrimi, vatandaşın da bizim de işte bütün toplum olarak, ülke olarak, devlet olarak hep birlikte bu işi artık bir şeyden çıkartmamız lazım. Yani insanların beklentisi olan şeylerden, imar hafızalarını çıkartmamız gerekiyor. Peki geçmişte sizle böyle serzenişte bulunan insanlar bugün karşılaştığınızda, şu 3-4 gündür karşılaştığınızda size teşekkür ediyorlar mı? Hayatımızı kurtardınız diye. Valla bilmiyorum. Daha onlarla karşılaşmadık ama çünkü yoğunluktan, insanlarımıza hizmet etmekten. Bilmiyorum. Kendi takdirleri. Ben kendi görevimi yapıyorum. Artık takdir kendilerinin. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi gerçekten sizin gibi başkanlar da varmış. Kaçıncı döneminiz sizin? İlk dönemim işte. Ben o yanlış anlaşılmanın bir tarafı o da, sanki yazıyorlar bu paylaşımların altına. Hepsini sen mi döneminde yapıldı, sen mi kurtardın? Ben bir zihniyeti açıklamaya, benim yaşadıklarımda Türkiye yaşıyor aynısını. Ben bunu açıklamaya çalıştım. Yoksa Erzin'de sadece yıkım olmamış benim çok şey değil. Yani tabii ki seviniyorum ama Türkiye yıkılmış, 10 il yıkılmış. Herkes enkaz altında kalmış. Bu beni acıtıyor yani. Yoksa ben eğer derdim bu şehirlerden siyasi bir şey elde etmek olsaydı bu ruhsatları verirken kimseye zorluk çıkartmaz, herkese eyvallah derdim tabii, yani. Tabii. Çok daha kolay diyor. Evet. Şimdi gelen mesajlardan bir iki tanesini, en azından YouTube üzerinden gelen sizinle ilgili mesajlara bakayım. Bizim kültürde teşekkür henüz tam yetişmedi demiş. Helal olsun size diyenler var. Gerçekten helal olsun size. Birçok belediyenin sizi örnek alması, birçok belediye başkanının ve siyasetçinin de sizi örnek alması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun hepimize. İyi çok teşekkür ederim. Sağ olun Ökkeş Bey, sağ olun.